Merhabalar. Merhaba Oğuzhan, nasılsın? İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Sen bugün başka katılacak var mı acaba? Bilmiyorum. Bir dakika daha bekleyelim, sonra Tabii. başlayalım. Masa üstünde olduğum için şu an kamera açamıyorum. Tamam, Yalnız sıkıntı. bırakacağım. Herhalde başka gelecek yok. Biz başlayalım. Tamamdır. Ekranımı paylaştım. Bir saniye. Geçen haftaki toplantıya ben katılmadım ama kayda baktım. Güzel konular var. Kısaca ya da şeyle gideyim. Şuradaki KubeCon konusu yazmıştım buraya. KubeCon'da şöyle bir şey var abi. Garantisi yok KubeCon'da bundan bahsedeceğim ama geçen sefer KubeCon'da birkaç dil işte Urdu falandı galiba. Bir iki dil daha falan vardı. Onlardan bahsetmişlerdi işte live'a geçtiler diye. Şimdi de öyle bir şey olursa o zamana kadar live'a geçersek iyi olabilir diye düşünüyorum. Hani bizim için, ekip için güzel bir jest olur. Ama yapacaklarının garantisi yok. Yani Anladım. sordum, bu Glossary projesinin lead'i var, Catherine. Geç bıraktı şimdi de. Bu böyle bir standart mı, böyle bir nasıl diyeyim, gelenek mi var diye. Yok, geçen sefer bir sefer yapmışlar. Bu sefer belki yaparlar, belki yapmazlar, bilmiyoruz. Biz gene yapmaya, yani şeye, o zamana kadar yetişmeye çalışalım. Yetişirsek ne hale, yetişemezsek önemli değil. Çok önemli, süper mühim bir şey değil yani. Anladım. Anladım. Zaman olarak da bir canlıya alma işi falan, onlar belki bir kontrol yapacaklar. Belki başka bir şey yapacaklar. Biraz da keynote'un mesela bir ay önceden falan hazırlıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ya yani mesela Ekim'de falan biz live'a geçebilsek çok güzel olur. İşte Ekim ortası diyeyim en geç. Ama şart değil yani, kendi şeyimizi kasmaya gerek yok. Kendi hızımızda devam edelim. Daha fazla sayfa çevirirsek ne hale? Anladım. Bu Anladım. açıklaması bu. Şu İngilizce branch'ine gelen güncellemeler konusu, onu sen açmışsın geçen toplantıda, baktım. Ya Evet. düzgün bir çözümü yok bence. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Ara ara kontrol edeceğiz. Evet. Şöyle bir şey yaptım ben bugün, bir denedim. Şimdi burada DevTR branch'indeyim. Ve bunu main ile pardon, main ile kıyaslamayayım. Şöyle yapayım, pardon. Main branch'indeyim hocam. Gelip İngilizcenin Git'teki historisine bakıyorum. Neler geçmiş diye. Atıyorum biz bu işe başlayalı kaç ay oldu? Birkaç ay oldu. Diyelim ki şeyden beri Haziran ayından beri olan İngilizce direktörüsüne olan değişiklikleri şöyle toparladığımız zaman çok fazla bir şey yok aslında. Topu topu bu kadar dosya değişmiş. Bilmiyorum ne kadar iyi görünüyor ekran paylaşımında da. Görünüyor, görünüyor. Görüyorum.
Bunlar bu tüm PR'lar Evet. soldaki. Evet. Sağdakiler de işte bu PR'lardaki toplam olan değişiklik. Mesela Blue Green Deployment'da bir kelime bir şey eklemiş, link eklemişler falan. Bir iki yeni sayfa gelmiş. EVPF, Pod, Runtime falan diye. Ya bunu takip etmenin güzel bir yöntemi yok bence. Arada bir, ayda bir, 2 ayda bir, bir kişi olacak buna. Evet. Gidecek. Neler değişmiş? Bakacak. Şunlar şunlar değişmiş. Tamam ben de bunları gidip düzenleyeyim Türkçe tarafına diyecek. Ondan sonra baktığı en son PR'ı ya da komiti bir kenara not edecek. İşte 21 Ağustos tarihindeki PR'ı not etti. Komiti mesela not edecek. Ondan sonra bir ay sonra tekrar buradan itibaren bakacak falan diye böyle bir Evet. proses düşündüm. Ama şu anda bence gereği yok. Erken yani bizim için. Daha bir live'a falan geçmeden önce bir kontrol edebiliriz mesela. Evet. Ben şundan dolayı açmıştım. Yani küçük değişiklikler böyle bir ara ara kontrol etmezse kümülatif olarak bu sefer en sonunda baktığımızda çok fazla değişiklikle karşılaşırız diye çekindiğim için hani aklımızda bulunsun ve ara ara bakalım diye ben o şekilde not düştüm. Action konusunda katılıyorum size. Yani çok ara ara Herhalde. bakmaktan başka bir çözüm yok zaten yani. Aynen. Yani daha iyi bir çözüm ben düşünemedim ama bilmiyorum. Belki biraz Evet. daha tek çıkar. Yani bunu da çok sık yapmaya gerek yok bence. İşte ayda bir, 2 ayda bir falan. Bence şu anda hatta live'a geçene kadar çok bunda vakit kaybetmeyelim. Biz kendi şu andaki mevcut sayfalarımızı Evet. önce uğraşalım ki zaten sanırım bizim değiştirdiğimiz sayfalarda çok az değişiklik var. Ya bizim daha doğrusu çevirdiğimiz sayfalarda. Evet, daha Şöyle arka baktık. kısmına zaten daha gelmedik herhalde, değil mi? Containerization herhalde yine. İşte ben Değil. yapıyorum ama yani daha bir iki hafta önce yaptım. Bilmiyorum bunlardaki değişiklikler ne zaman oldu? Belki atıyorum Temmuz'da oldu. Belki Ağustos'ta oldu. Belki ben zaten değiştirilmiş halini kullanarak çevirdim falan. Aynı şekilde Style Guide'da. Yani şu anda bence yeterli ya. Kasmayalım, sonra bakarız. Mantıklı mı? Evet. Tamamdır. Ama güzel konu. Güzel nokta. Şöyle yapalım. Ayda öyle not aldım. İleride tekrar ama bunu konuşalım. Bu arada Tamam. her şeyi ben ekledim de senin de ekleyeceğin, konuşmak istediğin bir şey varsa ekle. Yok. Yok şu anda. Ben de baktım da gelmeden toplantıya. Tamamdır. William Rizzo. Hi William. Hi, hello. Hey, William. Hello. Yeah, I'm just I joined I'm trying to join some CNCF projects, and I just picked the first one in the calendar. I'm sorry, Yeah, but well, no need. it is in the title, but that's. No. I mean, you're definitely you're feel free to attend, observe, or participate. But so this is about the Turkish localization of the CNCF glossary. So we kind of attend this in Turkish language, this meeting. Yeah, I don't speak Turkish, so I misunderstood. So I will let you be. Yeah, no, no problem. Yeah, sorry about that. Bye bye. No worries. Welcome. Bye-bye. Okay, devam ediyorum. İki tane review var. Slack'ta da yazmıştım abi. Sen de bakabilirsen sen bunu. Evet, onlara bu hafta benim bayağı yoğun, çok dikkat şey yapamadım, veremedim bu tarafa. Bugün belki yarın ikisine de detaylı bakıp şey Sebep yapabilirim. yok. Ya burada yaptığımız hiçbir şey bence öyle bir acelesi olan bir kritik şeyler olmadığı için kasma ne zaman müsaitsen. Tamamdır. Bir tanesi container orchestration, bir tanesi Aha. containerization.
Bir tanesine PR oluşturdum şuna. Şuna sadece doküman var. Bir yıldan sonra PR oluşturacağım. Şu PR oluşturduğuma zaten sen daha review yapmışsın ya da birileri yapmıştı. Şunla ilgili bir şey söyleyeyim. Preview ile ilgili bir bilgi vereyim. Arkadaşlardan bir tanesine preview nasıl yapılır onu göstermiştim. Sen bilmiyorsan belki sana da göstermiş olayım ya da burada kaydetmiş olalım. İleride isteyenler. Evet, olur hocam. PR açtıktan sonra hocam şurada Deploy Preview diye bu Netlify botu bir şey oluşturuyor. Bunu açtığımız zaman bizim PR'ımızdan build bizim PR'ımızdaki branch'ten build edilmiş web sitesi görünüyor. Oradan da kendi değiştirdiğimiz sayfaya gideriz. Mesela Türkçe. Ben burada neyi değiştirmişim? Container Orchestration. Gelip oradan sonra buradan Container Orkestrasyonuna bakıp bunu bir de hatta şöyle İngilizcesiyle kaba taslak şöyle bir aynı görünüyor mu bir şeyler falan diye bakmak iyi olur. Bazı şeyler mesela aynı görünmüyor. Kubernetes burada link değil, burada link falan ama Kubernetes sayfamız henüz olmadığı için bunu böyle bırakıyoruz. Daha doğrusu galiba hiçbir sayfamız zaten burada geçen hiçbiri yok. O yüzden sadece böyle bir bakmak gene de iyi oluyor. Sayfanın her şeyi bir kabataslak doğru mu diye. Bunu da kaydetmiş olalım. Bir de yeni sayfa konusu var. Burada göstereyim. Şu anda birkaç sayfamız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tamamlanmış var. Birkaç tane review da var. Şu sayfalar için ben böyle biraz şey yaptım. İleri gittim. Şuradan sıramız vardı ya işte 13, 14 falan. Oradan ilk 20'ye kadar zaten sıralamıştık. Hepsi için draft doküman oluşturdum. Yani çevirmek isteyen birisi gelirse buradan gelip direkt dokümanı alıp buraya içine İngilizcelerini yapıştırdım. Dışarı çıkmaya gerek olmadan direkt burada çevirebilir diyelim. Yani biraz ekibin işini kolaylaştırayım diye düşünüyorum. Özellikle yeni olursa. Bu. Ben birazcık şimdi sonraki sayfalar birazcık kolay gidiyor. Senin yaptığın style guide bir de benimki işte neydi? How to How contribute. to contribute, evet. Aynen. Ama diğerleri daha çabuk gidiyor. Kısa kısa hemen çat çat çevriliyor. Arkadaşlara da söyleriz birkaç sayfa almaya çalışırlarsa güzel olur. Bunlar falan kısa yani. Şu cluster. Toplam 10 cümle var. Yok. Evet, abi, yani aynı anda birkaç sayfa alması da kolay olacak böylece. Evet. Aynen öyle. Baş. Bir şey vardı geçen toplantıdan aklımda kalan. Ya onu konuştuk da tabii orada biraz benim şimdi kelime indeksi tutuyoruz hocam. O kelime indeksine sadece teknik kelimeleri mi yazalım yoksa işte niş kelimeleri de ekleyelim mi gibi ben arada kalıp kaçırdığım bir nokta vardı. Onun konusunu açmıştım geçen toplantıda. Evet, onu da izledim kaydı da. Valla güzel bir cevabım yok. Şöyle olsa çok güzel olur diyeceğim bir şey yok. Her şey uyar bana. Mesela şurada örneğin EG kelimesini sen orada örnek vermişsin. Ben burada earn diye yazdım. Bunu buraya koymuşum ama bazı koymadığım şeyler Bende de çok fazla. vardır. Evet, Style Guide'da çok fazla vardı çünkü yani çok niş böyle ya daha doğrusu niş değil de teknik olmayan aslında ama yani çok böyle belki de çok sıradan İngilizce'de konuşmadığın kelimeler de veya frezler de oluyordu. Onların çevirilerini de koymak doğru olur mu? Diğer teknik sayfalarda çok karşılaşmayız diye düşünüyorum öyle şeylerle ama biraz arada kaldım o yüzden şey yapmıştım. Haliyle şey oluyor. Ben açıkçası mesela Style Guide çeviri yaparken işte Cloud Computing'e veya işte How to Contribute sayfalarında siz nasıl çevirmişsiniz diye geri dönüp baktığım oldu mesela. İndeksten konteksti anlamak da zor oluyor çünkü.
bir böyle bir konu var. Böyle havada kalan bende. Hani bir çözümü de yok aslında ama böyle en azından ortak düşünelim diye açmıştım konuyu. Onu da şimdi de açayım dedim. Anladım. Ya mantıklı da acaba işte bunu nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Yani aslında review yaparken mesela şeyimizi review olayını birazcık daha şeye bağlayabiliriz. Daha katı bir şekilde yapabiliriz atıyorum. İşte gerçekten 3-4 kişinin şu anda birazcık daha sadece 1-2 kişi review yapıyor. Böyle 3-4 kişinin review'unu isteyebiliriz. Onlar bir şeyleri mesela atıyorum ben bir sayfayı çevirdim. Senin yaptığın bir sayfayı çeviriyorum. Senin şey pardon inceliyorum. Review yapıyorum. Sen bir kelimeyi farklı kullanmışsın benim kullandığımdan falan. O şekilde fark edebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında listeye de ekleyebiliriz. Mesela burada EG teknik bir şey değil ama bu şekilde ben yazdım. Ama yazmadığım bir sürü vardır. Ayrı bir şey oluşturabiliriz ya da bu konuda daha fazla farkında olabiliriz. İşte bak bir şeyler ekleyebiliriz. Yani bu listeye bir şeyler daha çok şey ekleyebiliriz. Yani mesela yine örnek olması açısından işte immutable infrastructure sabit altyapı diye çevirdik ama işte ben gittim immutable'ı değişmeyen diye yazdım şeye. Değiştirilemeyen diye yazdım ya da haliyle şeydi hani o orada kaçırdığımız şeyler de olacak ama tabii yani dikkatli olmaktan başka çözümü yok diyor bunun böyle. Ha, Hepimizin farkında olması dışında. bence de öyle. Yani şimdi mühendis olduğumuz için böyle tam süper bir süreç istiyoruz ama iş birazcık sanki zor gibi. Yani bu çeviri işi, hatta yazı yazma işi. Mesela şimdi İngilizceyi aç, bir yerde bir kelime kullanmıştır, bir yerde başka bir kelime kullanmıştır. Aynı dilde, aynı şeyde, aynı iş için falan. Bazen ben görüyorum yani böyle garip kelimeler çıkıyor mesela. Ha, şu manaya geliyormuş falan diyorum. Yani çok fazla yapacak bir şey yok galiba. Bence farkında Sadece olacağız. farkındalık olması, o yüzden. Yani bu toplantıda işte bu farkındalıklar falan için iyi yani. Slack'ten yazınca da gene farkındalık olur ama tarif etmesi zor biraz. O yüzden aslında ekip üyeleri toplantılara katılsa daha güzel olur. Action items'a bir bakayım dedim. Şunu Şeyma işaretlemiş. Ortak terimlerimiz. Onu da işaretleyebiliriz ya. İşaretleyeyim. Tamam. Onda da zaten action olacak bir şey yok. Daha da önceki toplantıya geçiyorum. Ben bunu güncelleyecektim. Niye güncellemiş? Niyeydi? Ha, tamam. Bunları da ekledim. Şu çeviri yaparken işte bu ortak listesine bakma ve çeviri bittikten sonra bu listeye ekleme ile ilgili yaptım ben. Sanırım başka da bir şey yok. Fena gitmiyoruz, değil mi? Ne dersin? Bence iyi gidiyoruz ya. Yani bir de gönüllü olarak gidiyoruz. Evet. Buna rağmen iyi gidiyoruz bence. Yani bu kadar işin Toplamda arasında. kaç? 71 mi? 72 tane varmış. 72 sayfa varmış. Birkaç tane daha sonradan eklendi. 75 diyelim. İşte 6'sı bitti. Sonra eklemleri ekledim. Bir tane başlık var zaten. 71 sayfa var sanırım. Şu en klasörüne gelenleri eklemiştim ben. Üç Evet. tane, üç tane yeni geldi. Pod, eBPF ve şey, Runtime. Onları ekledim. 71 var. Ya yani bir 10 markını geçsek aslında biraz daha şey olacağız. Evet. Ya aslında işte şu anda yeni ekip üyeleri için tekrar bir şey yapabiliriz ya. Böyle yapabiliriz. Çünkü süreci oturttuk. En zor kısmı. Toplantımızı düzenli yapıyoruz. İşte Zoom'unu, kaydını hallettik. Neyi nasıl yapacağımızı çözdük. Şu anda aslında bayağı kolay. Aç dokümanı. Draftlar bile var. Aç Google dokümanı. Çevir. Review iste. PR aşamasına gelince zaten eğer PR açmayı bilmiyorsa mesela ekibi yeni gelen onda da yardımcı oluruz mesela atıyorum. Güzel bir tecrübe olur.
gelen kişi için. O yüzden aslında ikimiz en azından Slack'e de yazayım şimdi. Yeni bir duyuru yapalım. Hala takım arkadaşları bekliyoruz. Hala katkı yapabilirsiniz falan diye. Değil mi? Evet. Ya genelde bu tip işlerde ilk duyuruda çok insanlar gelip o ilk düzen oturmadığında soğuyup gidebiliyorlar. O yüzden dediğim gibi zor kısmı atlattığımız için bence böyle bir yeni workforce gelse artık insan gücü gelse aslında biraz daha çözecek işi. Evet, aynen. O zaman bu duyuru için nasıl yapsak? Yani benim çok fazla şeyim yok. LinkedIn'de falan çok az da bir şeyim var. Hani belki senin network daha genişti diye tahmin ediyorum abi. Belki öyle yapıp paylaşabiliriz. Ya da yani repost şeklinde sen anla metin yazarsın. Eğer okeyse oradan paylaşarak devam etmek daha şey olur. O zaman ben bir draft yazayım bir yerde. Olur. Ile ilgili yani işte şöyle şöyle bekliyoruz. Şunu yaptık, bunu yaptık falan filan diye. Birazcık da rapor gibi olsun. Hala takım arkadaşı bekliyoruz. İşte PR ya da ne bileyim işte open source contribution yapmak için iyi bir başlangıç olur falan filan. Bir şeyler ben yazayım, ondan sonra sana gönderirim. Sen de bir göz atarsın. Ondan Olur sonra abi. ben paylaşırım, sen repost yaparsın falan filan. Ya da Olur. arkadaşlar. Zaten yani Slack'ten yazarız şey yapar. Ben repost yaparken üstüne de hani kendim Aynen. network'e de duyurmak için bir şeyler yazarım muhakkak. Slack'teki arkadaşlar da paylaşır diye tahmin ediyorum yani. Aynen. Öyle yapalım. Ben hatta çevremdeki arkadaşlara da sorayım. Katılmak isteyen olursa gelsinler diye. Aynen. Yani değişik bir tecrübe olur diye düşünüyorum. Eğer işte açık kaynak katkısı olmayan kişiler. Evet. Biraz süreç nasıl olur falan. Şey bile mesela burada değerli atıyorum. Toplantıya katılıp işte bu toplantıların nasıl işlediğini falan görmek. Mutlaka bir şey katar yani sana. Tamamdır. Bunu ben yapacağım. Seninle draft'ı paylaşacağım. Onun dışında başka bir şey bende yok. Sende var mı? Bende de yok. Tamamdır. O zaman burada bitirelim. Teşekkür ederim. Ben Haftaya teşekkür ederim. 2 hafta sonra. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Haydi eyvallah. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar.